Ben ilk bu şarkının demosunu kaydettiğimde bir yıldan fazla oldu, öyle söyleyeyim. Hani geçen yaz bile değil. 1317, 1318, 1319. Tomofil de alacağız değil mi? Tabii alacağız oğlum. Hem de en kocamanından. Ay Allah, kaçta kaldıydım? Ne yapayım şimdi ben? Hangi kapıyı çalayım? Sabahın bu ilk saatleri benim saltanatım. 40-50 dakikada sürse bu krallığın her anını yudum yudum tadarım. I mean mistakes. Sinemasının 100 yılı aşkın süre önce başladığı yolculukta filmler yaşanılan dönemlere tanıklık etti. Kendi yıldız oyuncularını yarattı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar o yıldız oyuncular arasında. İkisi de Türkiye'nin mizah duayeni, Deve Kuşu Kabare efsanesinin yaratıcılarından. Birlikte çıktıkları bu yolda seyretmekten bıkmadığımız sayısız filme imza attılar. Sizler için Zeki Alasya ve Metin Akpınar filmlerini inceledik. Allah galaksi taksi araba yok. Hanımefendiciğim araba yok. Araba yok demek, araba yok demektir. Okey? Okey demek, peçeyi demektir. Öyle mi? Peyy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 
Sinema severlerin gönlünde önemli bir yeri vardır Zeki Metin ikilisinin. 1970'lerden bu yana seyretmekten bıkmadığımız filmleriyle Türk sinemasının efsanevi ikilisi. Peki neydi Zeki ile Metin'i ve filmlerini bu kadar unutulmaz kılan? Belki de canlandırdıkları karakterlerin saflığı, iyiliği, hayata karşı bakışları. Sizler için unutulmaz Zeki Alasya, Metin Akpınar filmlerini listeledik. Yerleşmek kolay da Mehmet Çavuş. Babamın emanetini bir görseydik. Göreceksiniz. Ben diyorum ki şu emaneti bir görsek mi? Peki dedik ya oğlum. 1974 tarihli Ertem'e İlmez imzalı Salak Milyoner, unutulmaz filmlerden biri. Kayseri'nin bir köyünden define bulmak için İstanbul'a gelen dört kardeşin hikayesi. Film aynı zamanda Zeki Alasya'nın sinemadaki ilk önemli rollerinden biri olan Himmet Ağa'yı kült bir karakter haline getirdi. Ne olacak şimdi? Girip mal sahibiyle anlaşacağız. Hey ona, ona da mı işte bileceğiz? Canım biz veririz diyelim, gerisi kolay. Zeki Alasya ve Metin Akpınar, Salak Milyoner'in ikilinin en çok güldüren filmlerinden biri var. 1976 yapımı Nereye Bakıyor Bu Adamlar? Film şehir hayatına yabancı, Metin ve Zeki'nin rastlantı eseri, reklam yıldızı olmalarını anlatır. Buna itiraz istemiyorum. İşimize gelirse kardeşim. Bir dakika, yalnız... Bu... Hiç boşuna konuşmayın. İkişer bin alırız, o kadar. 2000 Zeki'ciğime, 2000 de ben alırım. Yani... 4000. 4000 mi? Evet, ne olacak? Zeki Alasya'nın aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturduğu Sivri Akıllılar, 1970'li yılların en çok sevilen Zeki Metin filmlerinden biri. Film, bir otelde garsonluk yapan Zeki ile Metin'in mücevher soygunu nedeniyle suçlanan arkadaşlarını kurtarmaya çalışmasını anlatıyor. Gel pislan para. Gel buraya da göstereyim. Vay erkek çıktı. Kaçma. Buraya. İmdat. İkilinin harika bir komedi performansı çıkardığı 1975 yapımı Güler Misin Ağlar Mısın filmi de bugün hala Zeki Metin denildiğinde ilk akla gelen yapımlardan. Bir sahil beldesinde geçen filmde Zeki ile Metin yıllardır oturduğu evden acımasızca atılan Rasim Usta ve ailesine destek olurlar. Komedi ve dramı toplumsal eleştiriyle birleştiren Güler Misin Ağlar Mısın defalarca seyredilecek filmlerden. Bak yenge, orası yatak odası. Burası da mutfak. Şu balkona bakın, balkona. Her tarafta deniz manzarası. Atıf Yılmaz yönetmenliğindeki 1976 yapımı Hasip'le Nasip, neredeyse bebeklikten başlayan, öğrencilikten askerliğe ve kasabanın belediye başkanlığı seçimlerine kadar uzanan ezeli bir rekabetin hikayesi. Filmde Zeki Alasya, Metin Akpınar'la birlikte üç kuşağı birden canlandırıyor. Arkamdan bir namussuz da gitme bak. Aa, göre göre Feryan'ı kaçırdık be. Aman. Bu ne lan?
Lan bu kim? Allah belanı. Vay be. Sen ne arıyorsun lan burada? Perihan nerede lan? Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeniyle karantina günleri devam ediyor. Sanatçılar bu zor günlerde sevenlerine destek olmak için evlerinden gerçekleştirdikleri konserleri de sürdürüyorlar. Bugün evden çıkmadım, telefona çok baktım, çok yedim, çok ağladım, arandım. Ünlü şarkıcı Göksel, Yapı Kredi Bomonti Adanın World Akustik Konserleri serisi kapsamında Instagram üzerinden hayranlarıyla buluştu. Osman Şahin'in kendisine gitarla eşlik ettiği konseri 4000'den fazla kişi canlı olarak seyretti. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Candan Erçetin, evde kal çağrısına uyan sanatseverlere moral amacıyla konser veren isimlerdendi. Biri gelip alsın içimden, seni sakladığım yerden söküp atsın. Bu sınavdan zor geçmem ama gerekiyor yine de bir yol seçmem, kararsızım. Ersay Üner, evinde yaptığı mini konserle sevilen şarkılarını söyledi. I've had my fortune, had my share of fame. Been around the world, I guess I played the game. Put my attention into everything but you. Pop müziğin dünyadaki sayılı efsane isimleri arasında gösterilen Gloria Gaynor, canlı yayında verdiği konserle müzikseverleri sevindirdi. İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Mary de evde kamera karşısına geçen isimlerdendi. Oh, dying here. There's nothing left, nothing left, nothing left. Stuck in the moment. Amerikalı müzisyen ve söz yazarı Matt Simons, koronavirüse karşı farkındalığı artırmak için oluşturulan Together at Home girişimi için ev konseri verdi. İskoçya kökenli söz yazarı ve ses sanatçısı Emily Sande piyano başına geçti, evinden dinleyicilerine seslendi. This just can't be for nothing. We're still here and we're still breathing. Sağlam bir giriş yaptı Gülizay'la. Söz yazarı ve besteci kimliğiyle birçok hit şarkıya imza attı. Koynumda yatmak varken boynumu büktün. Ah. Şimdilerde salgın sebebiyle evinde kalan şarkıcı sevenlerine bu zor günlerde müziğiyle destek oluyor. Ayla yeni teklisi Sarmaş'ı Sony Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Gittim boyundan ama söylemek istediklerim var. Genç şarkıcı ile Skype bağlantısıyla buluştuk ve Sarmaş'ın hikayesini konuştuk. Merhaba, seyir dünyasına hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Salgın sebebiyle tabii karantina devam ediyor. Ama biz söyleşilerimizi Skype üzerinden bağlantılar yaparak devam ettiriyoruz. Sizinle de bu şekilde buluştuk. Siz evdesiniz, karantinadasınız. Evdeyim. Yaklaşık bir ay oldu. Bir aydır evdesiniz. Evet, nasıl evet. Geçiyor günleriniz? Nasıl etkiler yarattı bu durum sizde? Ya ben ilk başta biraz panikteydim. Çünkü bir Amerika turnesinden gelmiştim tam bu olaylar patlak vermeden. Zaten hani Türkiye'de vaka görülmeden ben bir 14 gün kendimi karantina altına aldım. Sonra Türkiye'de vakalar çıktı derken hani ilk başta bayağı kaygılandım açıkçası. Ama şimdi artık hani alışmış durumdayım diğer herkes gibi. İşte evdeyiz. Markete çıkıyorum arada, yani haftada 2-3 kere çıkıyorum aslında ya da dışarıdan sipariş veriyorum. Hani sadece yaşamsal ihtiyaçlar için. Onun dışında valla gerçekten herkes ne yapıyorsa bizler de onu yapıyoruz. Hani umarım az hasarla tüm dünya insanlarını kapsıyor bu dileğim. Az hasarla atlatırız bir şekilde bu salgını. En çok özlediğiniz şeyi düşününce peki, yani salgın
Hani bu tamamen sona erince, bitince şunu yapacağım dediğiniz ne var? Kesinlikle sokakta yaşamayı düşünüyorum, çadır kurup. Ya normalde çok evcil bir insanım gerçekten. Evimi çok severim, vakit geçirmeyi çok severim evde ama arkadaşlarıma, aileme aşırı bir özlem durumundayım. Yani ben normalde zaten tatile bile gitsem bir hafta çok gelir bana. Hemen evimi özlerim, arkadaşlarımı özlerim. Ve şimdi kimseyi görmüyorum. Hani tabii ki de işte böyle bu tür uygulamalarla biz de muhabbet ediyoruz hemen hemen her gün bütün sevdiklerimle, dostlarımla ama onlara dokunmak, sarılmak, öpmek istiyorum. Evet. Hepinizi öpeceğim, benden kurtulamayacaksınız karantina bittikten sonra. Herkese sık sık sarılıp öpmek istiyorum gerçekten. Bu süreçte evde kalmanın yanı sıra tabii müzik insana gerçekten ilaç gibi geliyor. Bu zamanda da siz çok güzel bir şarkıyı müzik severlerle buluşturdunuz. Son tekniniz, yeni şarkınız Sarmaşık. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Söz ve müziği size ait. Evet. Ama biraz daha sanki daha farklı bir Güliz Aile var. Hem sound olarak hem de görünüş olarak. Bu şarkı nasıl ortaya çıktı? Bu şarkıyı geçen yaz yazdım aslında. Ve işte aranjörü Ufuk Kevser. Daha önce de çalıştığım Öyle Sev'de çalıştığım Öldür Beni'nin remix versiyonunda çalıştığım arkadaşım. Onu da çok seviyorum. Fazla uğraştığımız bir şarkı oldu aslında. Mesela nakaratı komple başkaydı ve işte onu değiştirdik. Ya ben söz ve bestesini yaparken uğraştığım kadar Ufuk da aranjmanıyla bir o kadar uğraştı. Ya yapım süreci bayağı uzun sürdü. Yani biz Ufuk'la demo kaydettiğimizde, hatta ben ilk bu şarkının demosunu kaydettiğimde bir yıldan fazla oldu, öyle söyleyeyim, hani geçen yaz bile değil. Şarkı çok başka yerlere evrildi. İmaj için de şunu söyleyebilirim, bu hani fark edilen ve bana getirilen bir soru zaten. İşte herkes diyor ki işte olmazsan olmazdaki kız değilsin artık. Değilim çünkü o zaman 27 yaşındaydım. Şimdi 32'ye giriyorum, çok az kaldı. Bir olgunlaşma süreci var tabii, değil mi? O da yansıyor şarkılara. Muhakkak, yani şarkıları da yansıyor, işte giyim tarzınıza da yansıyor. Daha dişi diyorlar mesela Sarmaşık klibindeki gördükleri kadına. Ben diyorum evet daha dişi. Yani bunu bilerek ve isteyerek yaptık, hani daha dişi görünmek istediğim için yaptık zaten. Bu da bir ekip çalışması. Bu arada onlara da teşekkür ederim. Görkem Öden, Styling, Murat Bulut Saç'ta, Nihal Dinç Makyaj'da ve yönetmenim Murat Şöker. Böyle karar verdik. Burada biraz daha elektronik altyapıyı hissedebiliyoruz ama, değil mi? Yanılmıyorum sanırım. Aslında şöyle açıklayabilirim bunu. Şimdi ben şarkılarımı bestelerken elimde bir gitar, gitarla akustik bir enstrümanla besteliyorum. Ama çalıştığım aranjör her kimse, mesela Ufuk akustik enstrüman kullanan biri değil çok aranjmanlarında. Aslında biraz aranjör kimse onunla da sound'unuz değişiyor. Yani birazcık da o çalıştığınız insanlar belirliyor. Ben de böyle çalıştığım insanları sürekli işte yanına sandalye çekip şunu şöyle yap, bunu böyle yap falan diyen biri değilimdir. Hani aksine bestelediğim şarkıyı ilk yolladığımda önce onların ne düşündüğünü, bu sadece benim gitar vokalle kaydettiğim şeyin onlarda neyi canlandırdığını, onların hayal gücünü duymak istiyorum. Ondan sonra ben de hani işe müdahil olmaya başlıyorum. Ufuk zaten elektronik altyapılar kullanan, zaten DJ performansları yapan, oradan gelme bir aranjör. Söz yazarı ve besteci olmanın dışında ben şarkıcıyım ve hani elimden geldiğince farklı şeyler yapmak istiyorum. O yüzden elektronik olması, yani bir sonraki single'da ya da bir sonraki albümde bambaşka bir şey yapabilirim. Bence bizim işin kıymetli taraflarından biri de bu. O yüzden keyifli, yani bunu yapmaya devam edeceğim zaten. Şu anda var mı başka bir şarkı, yeni gelecek bir şarkı üzerinde çalıştığınız? Bu virüsün patlak vermesinden yaklaşık bir iki hafta önce zaten Sarmaş'ın akustik versiyonunu kaydetmiştim. Şimdi onu hazırlıyoruz. Mix'i, master'ı bitti. Yakın zamanda onu release edeceğim. Artık bir müddet onu dinleyeceğiz. Evet, bir süre idare edeceğiz. Evet, öyle diyelim. Bu şarkılarla. Ama Sarmaşık çok güzel bir şarkı. İnsana şu dönemde gerçekten mutlu ediyor. Yeni şarkıları ve güzel sanatları dinliyor olmak. Çok teşekkür ederim katıldığınız için programa. Umarım daha iyi yerlerde, daha iyi şekilde karşılıklı konuşma fırsatı da elde edebiliriz. İnşallah. Çok sağ olun. Size de sağlıklı kalın. Öpüyorum herkese.
Fransa Ulusal Orkestrası, salgın nedeniyle karantina günlerinde evde oturanlara internet üzerinden müzikle destek oldu. ...51 enstrümanla performans sergileyen sanatçılar internet üzerinden bir araya gelerek dünyanın en tanınmış klasik müzik parçalarından biri olan Bolero'yu çaldı. İspanyol dansı olan Bolero'nun bu sıra dışı yorumu Chef Didi Benetti tarafından farklı bir versiyona dönüştürüldü. YouTube'a yüklenen video 1 milyondan fazla görüntüleme aldı. Ne yapayım şimdi ben? Hangi kapıyı çalayım? Gideyim buralardan. En iyisi katlanayım. Ne yapayım şimdi ben? Bugünlerde birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından evde kal mesajı paylaşıyor ve hayranlarına evden sesleniyor. Sezen Aksu da sevenlerine bir sürpriz yaptı ve bir şarkısının demosunu paylaştı. Gittiğin günden beri tutmuyor hiç kimse. Elimden titiri ta titi tan tar yüreği. Aksu, salgın günlerine ilişkin bir mektup kaleme alarak sevenleriyle dertleşti. Sanatçı, mektubunda evrenin kusursuz matematiğiyle dövülerek terbiye ediliyoruz. Öyle ya da böyle geçilecek bu ateş çemberinden. Kışın sonu bahardır ifadelerini kullandı. Sanatçı, bu günler bittiğinde hayranlarına yeni bestelerin geleceğini de müjdeledi. Yönetmen Çağan Irmak'ın yeni sinema filminin kadrosu netleşmeye başladı. Başrol oynaması planlanan Haluk Bilginer yerini Uğur Yücel'e bıraktı. Oy! Bir baba kız hikayesini konu alan filmde Yücel'e genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah eşlik edecek. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım'ın üstlendiği Selim Bey'in Yolculuğu filminin çekimlerine salgının atlatılıp hayatın normale dönmesi halinde Temmuz ayında başlanması planlanıyor. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Bienali bünyesinde kısa filmler sinema severlerle buluşuyor. Bienale katılan sanatçılarla işbirliği halinde her cuma gerçekleştirilecek programda iki sanatçı filmi bienal.iksv.org adresinden 7 günlüğüne erişilebilir olacak. Yönetmenler ve oyuncular karantina günlerinde seslerini seyircilerine duyurmanın bir yolunu buluyorlar. İsveçli sinemacı David F. Sandberg karantina günlerinde boş durmadı ve evinde kısa bir korku filmi çekti. Sandberg evindeki imkanlarla Shadow adında 3 dakikalık bir korku filmi çekti. Filmde yönetmenin oyuncu eşi Lotta Lostein yer aldı. Lostein'in karakteri evde yalnız olmadığını fark ettiği için hem gerçek hem de hayali gölgelerle korkutuluyor. Salı BİM'de çeşit çeşit takviye edici gıda 19 lira 90 kuruş. Dardanel ton 8 lira 95 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu salı BİM'de. Sabahın bu ilk saatleri benim saltanatım. 40-50 dakikada sürse bu krallığın her anını yudum yudum tadarım. İstanbul Kültür Sanat Vakfı dijital içeriklerine bir yenisini daha ekledi. İKSV yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali'nin üstlendiği 2015 tarihli Haldun Taner belgeseli Web Perde'yi YouTube üzerinden ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sundu. Haldun Taner yaşama gözlerini açtıktan sonra hem küçük bir hikaye hem de büyük bir derya katılacaktır dünyamıza. Yönetmenliğini Selçuk Metin'in yaptığı, müzikleri Borusan Quartet'e ait belgeselde anlatıcı rolünü Halit Ergenç ve Tilbe Saran üstleniyor. Fikirlerinden asla sapma yapmazdı ve ölünceye kadar namuslu bir aydın tavrını hep sürdürmüştür. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk belgesel yapımı olan Web Perde'de Haldun Taner'in yaşamından kesitler, kitaplarından, gazete yazılarından ve oyunlarından bölümler yer alıyor. Sanatçının Dün Bugün, Keşanlı Ali,
Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım gibi yapıtlarından seçilen bölümler, tiyatro sanatçılarının performanslarıyla belgeselde yeniden hayat buluyor. Bize ağaç değil, yer lazım, yer. Sonra maiyetindeki mühendislere dönüp, bundan çok güzel telefon direği olur dedi. Ve perde, Haldun Taner'i yakından tanımak ve onu anlamak için önemli bir fırsat sunuyor. And I'm about to do Will from Home. Ünlü oyuncu Will Smith, 12 bölümden oluşan bir karantina dizisi çekti. Will From Home adlı dizinin ilk bölümü geçtiğimiz cuma günü yayınlandı. Dizinin ilk bölümünde Smith'in evinin garajında vakit geçirdiği görülüyor. Dizide Will Smith'in aile bireyleriyle olan diyalogları ve karantina sürecini evde geçiren özel konukların deneyimleri de yer alıyor. LCI, TF1, hı hı. Ki, et puis après, la même. Serseri Aşıklar, Nefret, Çılgın Piero gibi filmleri sinema dünyasına kazandıran Fransız Yeni Dalga'nın öncülerinden usta yönetmen Jean-Luc Godard, Lozan Kanton Sanat Okulu tarafından düzenlenen Instagram yayınına katıldı. Koronavirüs günlerinde imgeler başlıklı söyleşide usta yönetmen, Fransız Yeni Dalga'sının diğer üyeleriyle ilişkisinden senaryo yazım sürecine pek çok farklı konuda görüşlerini paylaştı. Grammy ödüllü dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa, ikinci stüdyo albümü Future Nostalgia ile müzik listelerindeki yerini aldı. Genç şarkıcının Don't Start Now, Future Nostalgia, Physical ve Break My Heart gibi teklilerle tanıtımını yaptığı albümü müzikseverleri dönemsel bir dans pistine davet ediyor. Dua Lipa, disco ve dance pop ögelerini de kullandığı yeni albümünde 80'ler müziğinden hayli etkilenmiş gibi görünüyor. Birlikte duyurulan ve Nisan sonu olarak öngörülen dünya turnesi ise Covid-19 salgını sebebiyle ertelendi. Kimse dünyayı içimden taşımamıştı. Türkiye'nin başarılı rock gruplarından Red'in solisti, şarkı yazarı ve besteci Doğan Duru ilk albümü Epoch'u dinleyiciyle buluşturdu. Doğan Duru, albümde yer alan 11 şarkıyla sevenlerini kendi iç dünyasına yaklaştırıyor. Çağ anlamına gelen Epoch'taki tüm şarkıların söz ve müziği Doğan Duru'ya ait. Prodüktörlüğünü Duru'nun yaptığı albümün Hayyam stüdyolarında gerçekleşen kayıtlarında, 4 parçanın davullarında Berke Özgümüş imzası var. Albümün kapak resmi ise müzisyen ve ressam Mehmet Gürel'i imzası taşıyor. Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum. Sosyal medyada yaptığı coverlarla adını duyuran, ses rengiyle herkesi büyüleyen genç müzisyen Ekin Beril, ilk albümü Dua Lipa'yı dinleyicisine sundu. İçindeki alça geride tutar beni, iki adım atsan çözülür ayım. Beril'in bir yıldır üzerinde çalıştığı albümde 11 şarkı bulunuyor. Şarkıların söz ve müziği yine kendisine ait. Albümün çıkış şarkısı ise Uzayın Dibi. Bir anda ay 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 ay, çıkarız bu savaştan, kaçır hadi aklımı, gördür bana yıldızlar. Ekin Beril, albümün hikayesini dualite evrenindeki gerçekliği sorgulamak için çıkılan zihinsel bir yolculuk olarak tanımlıyor ve şarkılarıyla tek bir gerçeklikten söz edilebilir mi sorusunun derinliklerine iniyor. Deli. Devam eden koronavirüsün etkileri sinemada da her geçen gün artıyor. Salgın yüzünden birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Bir erteleme haberi de son olarak Amerikan bağımsız sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri olan Wes Anderson cephesinden geldi. It began as a holiday, transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch. Anderson'ın Benicio del Toro, Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan gibi yıldızları bulunduran yeni filmi The French Dispatch'in vizyon tarihi değişti. 24 Temmuz'da izleyiciyle buluşması planlanan film, her şey yolunda giderse 16 Ekim'de gösterime girecek. My life hasn't been what you probably think it has.
Salgın nedeniyle vizyon tarihi değişen filmler arasında Gal Gadot'un başrolünde yer aldığı Wonder Woman 1984'da bulunuyor. Film 5 Temmuz yerine 14 Ağustos'ta sinemalarda olacak. Tom Cruise'un Maverick olarak tekrar aramıza döneceği 1986 yılında vizyona giren kült film Top Gun'ın devamı olan Top Gun Maverick de salgın kurbanı oldu. Good morning, aviators. This is your captain speaking. Oyuncu kadrosunda John Hamm, Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris ve Val Kilmer'ın yer aldığı filmin vizyon tarihi 26 Haziran olarak açıklanmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrasında filmin vizyon tarihini gözden geçirme kararı alan yapım şirketi Top Gun Maverick'i 23 Aralık'ta vizyona sokacağını açıkladı. Why would I betray you? We all have our secrets. Daniel Craig'in 5. ve son kez James Bond rolüyle seyirci karşısına çıkacağı No Time to Die, salgının filmin gişedeki performansına zarar vermesinden endişe duyulduğu için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni vizyon tarihi 25 Kasım olarak açıklandı. Distinguished villains, my name is Gru. Universal Pictures, önümüzdeki dönemlerde vizyona girmesi beklenen 3 filmin vizyon tarihini erteledi. Universal, Minions, The Rise of Gru ve Sing 2'yu ertelerken Wicked filmini takvimden çıkardı. Minions, The Rise of Gru 2 Temmuz 2021'de, Sing 2 ise 22 Aralık 2021'de vizyona girecek. I mean mistakes. And a lot of enemies. Scarlett Johansson'ın Marvel'ın Yenilmezler ekibinin yetenekli casusu Natasha Romanoff'u canlandırdığı Black Widow 6 Kasım'da vizyonda olacak. Efendim saatlerimiz 11'i göstermekte. Ben Osman Kenan Çapoğlu. Gelişmelerle başlıyoruz. Mahkumlar ayaklandı, isyan çıktı.